ekranları başında bizleri izleyen değerli meslektaşlarımızı tüm oda kullarımız, kurullarımız adına saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Başkanla Mesleki Gündem konulu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli başkanım, değerli meslektaşlarım, mesleki gündem programımızın, Başkanla Mesleki Gündem programımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bugün daha çok odamızın gündemini konuşacağız. Hem meslektaşlarımızın hem odamızın yo e, gündemi çok yoğun. Ee, bir takvim yılı bitti. Biten yıla ilişkin hedeflerimize ulaşıp ulaşılmadığımızı, yeni yılda ilgili planlanan çalışmalarımızın neler olduğu gibi konulara açıklık getirmeye çalışacağız. E, konuk başkan olunca da insan ister istemez biraz heyecanlanıyor. Umarım e, ben meslektaşlarımızın hoşgörüsüne de bu konuda sığınıyorum güzel bir yayın olmasını diliyorum. Sorulara iştenlikle şeffaf bir şekilde cevap vereceğini de biliyorum. Başkanım öncelikle size bir hoş geldin demek isterdim ama burası sizin eviniz. Ben sadece değerli meslektaşlarımın adına size hoş geldiniz yine de demek istiyorum. Ee, buyurun başkanım. Değerli meslektaşlarım, çok değerli stajyerlerimiz bugün bu soğukta sıcak evlerinde bizi izleyen ee, çok değerli e, izleyiciler, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, soğuk bir gün ama e, bugün çaya geldik evlerinize. Sizin sıcaklığınız bizi de ısıtıyor. Bazen soğuktan şikayet ediyoruz ama maalesef son günlerdeki sıkıntımız kuraklık umarım bu yağışlar bir nebze olsun sıkıntılarımızı giderir. Bu kadar sıkıntımızın içinde bir de su sorunuyla ilgilenmeyiz diye düşünüyorum. Halim Hocama çok teşekkür ediyorum. O da ile ilgili konuları konuşmak üzere çok verimli bir program olacağına inanıyorum. Hocam katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Sizi burada konuk etmek bizim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Başkanım izninizle sorularıma başlamak istiyorum. Öncelikle koronavirüs salgınında etkilenen üyelerimizin durumu nedir? Kaç tane meslektaşımız bu durumdan etkilendi? Ee, yine meslektaşlarımızın için, bu etkilenen meslektaşlarımız için odamızın bir destekleyici çalışması var mı? Ee, üye işlemlerine karşın alınan önlemlerimiz, tedbirlerimiz neler başkanımız salgınla ilgili? Teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, takdir edersiniz ki zor bir yılı geride bıraktık. Yaşamımız boyunca bugüne kadar hiçbirimiz böyle bir yıl geçirmemiştik. Kötü bir yıl geçirmemiştik. Sağlık her şeyin önünde geliyor. E, tüm vatandaşlarımız gibi biz de bu pandemiden meslek grubu olarak yakından e, etkilendik e, medyada sosyal medyada görüyorsunuz e, tabii ki öncelik doktorlarımız da onlar bizim her şeyimiz doktorların sayısı konuşuluyor genel sayılar konuşuluyor e, çok aslında bizim sayılarımızın konuşulduğunu söyleyemeyiz ama biz de çok ciddi kayıplar verdik. Ben e, bu arkadaşlarımıza görev şehidi diyorum. Aramızdan ayrılanlara Türkiye'de yaklaşık 90 civarında bunun 30 tanesi İstanbul'da değerli arkadaşlarım. 30 arkadaşımızı kaybettik. Bunların içinde 35 yaşında olan arkadaşımız da var. 80 yaşında olan arkadaşımız da var. Hepsine ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yaklaşık e, 300 civarında hastanede ciddi olarak tedavi gören arkadaşımız oldu ee, Birçoğu taburcu oldu Bir ee, birkaç arkadaşımızın tedavisi devam ediyor ee, Taburcu olan arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum ee, Tedavileri devam edenlere de acil şifalar diliyorum Onun dışında da hafif olarak e, bu hastalığı atlatan yüzlerce arkadaşımız var Onlara da e, geçmiş olsun diyorum. İşimiz çok kolay değil. Tabii bunlarla ilgili ne yapıyoruz? Birbirimize sahip çıkmamız lazım bugünlerde. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum, istiyoruz. Gerek vefat eden arkadaşlarımızla, gerekse bu hastalığı geçiren arkadaşlarımızla imkanlar ölçüsünde yakından yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanı olarak birebir ilgileniyoruz. Ben bizzat elimden geldiği kadar aramaya, yanlarında olmaya çalışıyorum. Yönetim konudaki tüm arkadaşlarımız da e, kendi e, çevrelerinde bu hastalığı geçirenlere ve vefat edenlere sahip çıkıyorlar. Tabii bu konuda TÜRMOBA çok teşekkür etmek istiyorum. İhtiyacı olan e, vefat eden arkadaşlarımızın e, aileleriyle ilgili ciddi bir kira yardımı, bir yıllık ve ekonomik güçleri oranında bir yardım yapıyorlar. Yine entübe durumda olup uzun süreli tedavi gören arkadaşlarımıza da nakdi yardım desteği TÜRMOP veriyor. Biz de oda olarak diğer üyelerimizde olduğu gibi vefat eden meslek mensuplarımızın çocuklarının e, ivedilikle bize müracaatlarını sağlıyor ve bu işlemlerine devam ediyoruz. Tabi bunlar vefat eden hastalığı geçiren arkadaşlarımız diğer tarafta da bu hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olan arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili de bütün belediyelerle yazıştık. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerin %80-90'ından e, imkanları oranında destek aldık. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Müracaat eden arkadaşlarımızın destek veren belediyeler sayesinde müracaat eden arkadaşlarımızın birolarını dezenfekte ettirdik. Dezenfekte ettirdik öncelikle. Tabii hayat devam ediyor takdir edersiniz. Odamızda tebdilleri aldık. Eğitim birimlerimizin aşağı yukarı tamamını kapattık. Odamızda her türlü hijyen te tebdiri aldık. Kapıda ateş ölçerimiz var. Pazartesi itibariyle bir aksilik olmazsa HES kodu uygulamasına geçiyoruz. Yine e Meslektaşlarımıza yardımcı olmak hem meslektaşlarımızı korumak hem çalışanlarımızı korumak adına her ay düzenli olarak çalışanlarımıza e, test yaptırıyoruz. Onları e, çok yakından takip ediyoruz. Çalışanlarımıza e, yardımcı e, oluyoruz. Bu yardımlarımız e, devam ediyor. Yine e, pandemi ile ilgili yaptığımız önemli bir işte de TÜRMOVA yine burada çok teşekkür ediyorum sürekli İçişleri Bakanlığı'yla valiliklerle yazışma halinde olduk. Meslek mensuplarımızı e, sokağa çıkma yasağından muaf hale getirdik. Muaf hale getirdik. E, meslektaşlarımız e, belirlenen kurallar çerçevesinde işlerine, gide, işlerine gidebiliyorlar. Burada tabii son günlerde sorulan önemli bir soru var. Aklıma gelmişken bunu da size bütün açıklığıyla izah etmek istiyorum. Şimdi 65 yaşını geçen meslektaşlarımız soruyorlar. Diyorlar ki Büyükşehir Belediyesi'nin diyorlar aynı 15 itibariyle bir uygulaması var diyorlar. 65 yaşındakiler diyorlar ulaşım araçlarına, toplu ulaşım araçlarına binemeyecek. Bizim durumumuz ne olacak? Yani bunun Türkçesine bizim sokağa çıkma serbestliğimiz var. Fakat özel aracımız yok. Biz nasıl işimize gidip gelip işimizi yapacağız diyorlar bu süreçte. O konuda bugün Büyükşehir Belediyesi ile de görüştüm. Yarın valilikle irtibat halindeler. Başka meslekler için de bu söz konusu. Sadece bizim için değil e, onlar için de söz konusu. E, valilikten yarın bir cevap bekliyorlar. Dilekçemizi bir hafta oldu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gör görüştük. Bugün... Ulaşım Daire Başkanlığındaki yetkililerle de e, görüştüm. Bir şekilde buna çözüm bulunacak. Yani bir çözüm belki mesleki kimliklerimizi gösterip geçiş olanağı sağlamak. E, bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına, e, araç kullanıcılarına e, talimat vermesi e, gerekiyor. Her türlü kolaylığın sağlanması için ama kısaca şunu ifade edelim. Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgileniyor. Vallik de konuyla ilgileniyor. Biz de işin takipçisiyiz. Umarım ayın 15'i itibariyle bu sorunu çözmüş oluruz. Meslektaşlarımızın yanında oluruz. Ama bazen bizi de aşan konular oluyor. Bizi de aşan uygulamalar oluyor. Biz elimizden geleni yaptığımızı, yapacağımızı da söylemek istiyorum. Tabii pandemi konusunda son söyleyeceğim şu. Koşullar, şartlar ne olursa olsun Aşılama başlayacak o konu ne olursa olsun her zamanki sloganımız gibi imkanlarımız ölçüsünde evde kalalım, sağlıklı kalalım, maske kuralına, mesafe kuralına, hijyen kuralına devam edelim. Ee, sağlıklı günlerimiz olsun, sağlıklı yıllarımız olsun diyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim başkanım çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, siz de altını çizdiniz başkanım aşı çalışması 3-4 gün önce başladı. Biz meslek mensuplarının bu aşılamadaki yeri, sırası ne olacak? Bunu şunun için soruyorum başkanım. Yani biz çok fazla belgelerle temas ediyoruz, çok fazla insanlarla temas ediyoruz. Bu konuda çok fazla fedakarlık da yapıyoruz. Bizimle ilgili bir düzenleme söz konusu mu? Üzülerek ifade edeyim. Şu ana kadar bu söz konusu değil. Bir şeyi de burada yani meslek mensuplarımdan cesaret alarak da Açık yüreklilikle de söylemek istiyorum. Farklı yanlış da algılanmasın. Eğer bugün Türkiye'de çarklar dönüyorsa, eğer bugün Türkiye'de kamu vergi gelirlerini, sosyal güvenlikle ilgili gelirlerini toplaya toplayabiliyorsa, bugün e, yaklaşık 4 milyonu bulan çalışan kısa çalışma ödeneğinden, nakdi ücret desteğinden faydalanıyorsa, bunda bizim payımız büyük. Belki doktorlar kadar değil şu dönemde ama doktorlardan sonra elini taşın altına en fazla koyan ülkede çarkların dönmesi için yaşamın devam etmesi için en gerekli meslek gruplarından biriyiz değerli arkadaşlarım. Ama tüm bunlara rağmen bunu defalarca ifade ettik. Görev şehitlerimiz de ortada. Yani bir sloganımız var. Canımız pahasına mesleğimiz ülkemiz için çalışıyoruz. Fakat şu ana kadar şu ana kadar TÜRMOB'un da defalarca talep etmesine rağmen aşı sıralamasında dikkate alınmadık. Buradan ben bir kez daha sesleniyorum. Bilim kurulunun değerli üyelerine, çok değerli sağlık bakanımıza aşı sıralamasında ülkemizin gele geleceği için lütfen bizi dikkate alın. Biz de öncelikle birinci grupla ilgili bir talebimiz yok. Biz bunu anlıyoruz. Ama hiç olmazsa ikinci grupta, üçüncü grupta mali müşavirlerin dikkate alınıp kapsam içine alınması gerekiyor. Bunu inanın kendimiz için istemiyoruz. Kendimiz için istemiyoruz. Bu ülkenin işlerinin devamı açısından, çalışma hayatının devamı açısından, çalışanların çıkarlarının korunması açısından işletmelerin ekonomik faaliyetine devam etmesi açısından devletin şu günlerde çok ihtiyacı olan vergi, seseka ve benzeri gelirlerini alması açısından istiyoruz. Bana bu konuda hocam fırsat verdiniz. Bir kez daha ben bir dileğimi dile getirdim, dile getirdim. Umarım yapılan düzenlemelerde bir düzeltmeyle e, bu konu aşılır. Mali müşavirler aşı sıralamasında e, ee, gerekli olan bakın hak ettiği demiyorum. Bu ülkede yaşayan herkes aşı sıralamasında aşı olmaya hak ediyor. Mali müşavir ailesi olarak hepimiz aşı olmaya hazırız yaptığımız işin gereği olarak da. Bunu hak ettiğimizi demiyorum ama bir gereklilik olarak söylüyorum. Bir zorunluluk olarak söylüyorum. Umarım bu düşüncelerimiz dikkate alınır diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz başkanım. Umarım dileğiniz kabul olur. Ben de çok sabırla Umarım. bekliyorum. Başkanım, meslek olarak belki de en büyük odayız mesleki olarak. Diğer akademik odalara nazaran da İstanbul Odası çok fazla üyesi olan bir oda. Bizim alanımız çok geniş, çeşitlilik çok fazla. Bu çeşitlilik kapsamında yeni yıldaki faaliyetlerimiz neler olacak? Nasıl bir yıl bizi bekliyor? Teşekkür ediyorum. Tabii bugünlerde tüm kamuoyunun bir sloganı var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Eski alışkanlıklarımızla, eski yöntemlerimizle, eski çalışma biçimlerimizle, eski çalışma programlarımızla işlerimizi götüremeyiz. Biz gerçekten hem nitelik olarak hem nicelik olarak çok büyük bir odayız. Bunu övünerek söylüyorum. Mütevazı olmamıza gerek yok. Bunu da artık bugünlerde sık sık tekrar ediyorum. Yani e, İstanbul Barosu'yla üye sayımız birbirine yakın. Ya biz onlardan 300-500 fazlayız ya biz on, onlar bizden. Ama her iki oda içinde söylüyorum. Dünyada en fazla üyeye sahip akademik meslek odasıyız değerli meslektaşlarım. Bu büyük bir güç. Bu e, yani e, mütevazi davrandık pek bunu ifade etmiyoruz. Biz büyük bir gücüz, Çok büyük bir aileyiz. Dolayısıyla bu bizim pandemi sürecinde de alış e, pandemi sürecinde de sorumluluklarımızı artırıyor. Biz pandemi sürecine pandemi sürecini hesap edemeyiz. Kimse hesap ettiğini de söyleyemez ama geçmişte dijitalleşmeye, teknolojiye bizim verdiğimiz önem ortada. Biz aslında farkında olmadan pandemi sürecine kendimizi hazırlamışız. Yani çok da eee mart ihtivali çok da sıkıntı çekmedik adepte olmakta çalışmalarımızda. Çok kısa bir sürede organize olarak pandemi sürecinde ne, ne şekilde çalışılması gerekiyorsa o şekilde çalıştık. Başta tabii bizim akademik meslek odalarının temel görevi eğitim. Bizim temel işimiz eğitim. Yani zaman zaman eğitim bizim işimiz olduğunda söylüyoruz eğitimde İstanbul Odası'nın önce olduğunu ilklere imza attığında toplumun tüm kesimleri biliyor açıkçası. Bu da bir gerçek. Bu İstanbul Odası'nın sizlerin, sizlerin verdiği güçle e, başardığı eğitim olayı bir markadır İstanbul Odası. Bu markayı hep birlikte yarattık. Bu markaya hep birlikte sahip çıkacağız. Eğitimlerimizde takip ediyorsunuz. Bazen hafta arası, bazen hafta sonu Dijital ortamda, başka bir deyişle online ortamda evlerinize misafir oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bazen çayınızı içiyoruz, bazen kahve e, kahvenizi içiyoruz. Hafta sonları e, sıkılmıyoruz evlerimizde. Hafta içi de elimizden geldiği kadar birbirimize zaman ayırıyoruz. Bütün eğitimlerimizi mevzuat çok sık değişiyor. Bunların bir kısmı bugünlerde daha da yo yoğunlaştı. Pandemiye paralel olarak değişiyor. Eskiden belki 3-5 ayda değişiyordu. Şimdi günlük değişiyor. Haftada bir, bir takım uygulamalar çıkıyor. Bütün çalışmalarımızı üyeye yönelik, stajyerimize yönelik, kamuoyuna yönelik bütün eğitimlerimizi dijital ortamda artık gerçekleştiriyoruz. Yan yana yüz yüze eğitim yapamıyoruz. Özledik o günleri. O ayrı bir konu. Umarım en kısa sürede bu günler geçer. Yine salonlarda yüz yüze iletişim içinde de eğitimlerimize devam ederiz. Eğitimlerimiz bu şekilde. Bizim biliyorsunuz stajyerlerimize yönelik, yeterli staja başlama sınavlarımız var, yeterlilik e, kurslarımız var. Bunlara yönelik eğitimlerimiz var. Odamız gerek sekron yani uzaktan dediğimiz gerek asekron ki Türkiye'de bir ilki başardık. Asekron eğitimlerimize başladık. Bu yetkilerimizi aldık. TÜRMOB'a e teşekkür ediyoruz. Geç, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir tesmer çalıştayında yönergesini yeniden düzenledi. Uzaktan alınan eğitimleri de kurs sürelerinden saymaya başlayacak. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütün stajyerlerimize yönelik özellikle staja başlama ve yeterli kurslarına yönelik bütün kurslarımızı dijital ortamda düzenleyeceğiz. Onun dışında zorunlu eğitimlerimiz var biliyorsunuz. Başta Kamu Gözetim Kurumu'nun zorunlu eğitimleri geliyor. 5000 civarında İstanbul odamızdan yetki alan, denetçilik yapmaya hazırlanan veya denetim yapan meslek mensubumuz var. Türkiye'de de bu sayı 15 bin civarında bildiğim kadarıyla. Yine bu meslektaşlarımıza yönelik Türkiye'de ilk defa asekron eğitimleri başlattık. Asekron eğitimleri biraz da size tanıtmak istiyorum. Belki görsellerimizde yeteri kadar anlatamıyoruz. Dijitalleşme bizim işlerimizi yoğunlaştırdı değerli meslektaşlarım. İşlerimiz daha da yoğunlaştı. Evden çalışalım, biromuzdan çalışalım, dijital ortamda ne kadar çalışırsak çalışalım işlerimiz yoğunlaştı. Bir de meslek grubu itibariyle, yapı itibariyle veya kültürümüz itibariyle 7 saat, 8 saat, 10 saat bir ekranın başında oturup zorunlu olarak ders dinlemeye çok alışık değiliz. İşte biz bu konuda sekrondan farklı olarak asekron eğitimleri başlattık. Asekron eğitimlerin en büyük avantajı şu. Önünüze sunulan bir program var. Örnek söylüyorum 7 saatlik. Size de bir haftalık bir süre veriliyor. Deniliyor ki bize biz sizin işlerinizin yoğun olduğunu biliyoruz. Her zamanda bu dersleri dinleyecek, e, ortamları da bulamıyorsunuz. Bu ortamları yakaladığınızda ister iş yerinizde olursunuz, ister evinizde olursunuz. Hatta teknolojiyi kullanarak isterseniz bir yürüyüşte olabilirsiniz. Yürüyüşte olabilirsiniz. Asekron sistemden girip parça parça bu 7 saatlik eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Diğer bir de işte akşam evinize geldiniz, işlerini bitirdiniz. Ya ben bu gece bir saatlik eğitimimi aradan çıkarayım dediniz. Veya iş yerinize geldiniz. Dediniz ki öyle de benim bir saatlik, iki saatlik zamanım var. iki saat sisteme gireyim. Bir iki saati de aradan çıkarayım dediniz. Bu, bu şekilde bu şekilde zamanı iyi kullanarak işlerinize aksatmadan hem bir taraftan işlerimizi yapıp hem bir taraftan ailemize vakit ayırıp diğer taraftan da eğitimleri tamamlama olanağını asekron eğitim veriyor. Bu da bize Tek, teknolojinin sağladığı bir imkan. Tabii bu konuda e, oda çalışanlarımızın çok büyük bir gayreti oldu. Teşekkür ediyorum. E, bize bu konuda destek veren çok değerli hocalarımız var. Onlara teşekkür, teşekkür ediyorum. TÜRMOP bu konuda bize e birlikte teknolojiyi açtı, program desteği veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bize gerekli izinleri veren e, Kamu Gözetim Kurumu'nun başta değerli başkanı yönetici olma, yöneticileri olmak üzere onların e, çalışanlarına da e, çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de hocama çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdi. Burada e, ASEKRON eğitimlerimizi de size aktarma olanağı buldum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz başkanım. Bu Asya Kur'an eğitim bu konuda önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. Zamandan, mekandan sınırlı olmaksızın istediğimiz zaman bu eğitimleri alabileceğiz. Biz çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce meslektaşlarımız adına. Başkanım, İSMO kurulduğu günden itibaren çok çeşitli konularda, çok çeşitli alanlarda yayınlarımız oluyordu. Belli bir yayın politikamız vardı. Bu korona dolayısıyla da bazı politikalarımıza değişikliğe gitmek durumunda kaldık. Yayın konusundaki politikamız ne durumda? Ne yapıyoruz? Tabii burada bir gerçeği konuşmak lazım. Söyleyeceklerim pandemiyle ilgili değil. Dijitalleşme ve teknoloji istesek de istemesek de e, kitap okuma, kitap basma, kitap yayınlama alışkanlıklarımızı biraz geriye götürdü. Kitap okumak ayrı bir kültür. Ben yine kitapların basılmasından kitapların okunmasından, okuma alışkanlığının genişletilmesinden, bu alışkanlıkların vazgeçilmemesinden yanayım. Ama hele bugünlerde zorunlu şartlar nedeniyle çok yeteri kadar ulaşım olanağı da zor kitapları ulaştırmak. Kitaplarımızı basamıyoruz, basamıyoruz. Bunları yayınlarımızı dijital ortamda hazırlıyoruz. Sadece arşiv ve protokolümüz için Sınırlı sayıda ancak bunları e, basabiliyoruz. Mali Çözüm Dergimiz var. Türkiye'de bir marka biliyorsunuz. E, Mali Çözüm Dergimiz yine 3 e, aylık, 2 aylık veya 2 aylık periyotlarda Mali Çözüm Dergimizi basıyoruz sürekli olarak. İsmo Yaşam Dergimiz var. Onlarla evlere giriyoruz. O devam ediyor. Ama bu arada pandemi koşullarında başka bir ihtiyacımız ortaya çıktı. Çok güzel. Sizi sıkmayan sirküler basıyoruz mesleki mevzuatla ilgili. Sirküler basıyoruz. Bu sirkülerimizi toplu olarak da size ileteceğiz. Bu sirkülerimizi dijital ortamda lütfen takip edin. Web sitemizde bunları bulabilirsiniz. Yine bizden haberleri belki haftalık değil ama aylık e, zamanlarda sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz oda çalışmalarımızı. Odadan odadan haberlerimizi açıkçası pandemi yayın hayatımızdaki dijitalleşme konusunda biraz bize mesafe aldırdı. Biraz daha organize olduk bu konuda. Eskiyi aratmamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu çalışmalarımızda da katkı sunan hem tüm çalışanlarımıza katkı sunan değerli hocalarımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler başkanım. Ben bu Mali Çözüm dergisiyle ilgili bir iki cümle bir şey ilave etmek istiyorum başkanım izninizle. Tabii buyurun. Mali Çözüm dergimiz iki bölümlü. Bir bölümünü başkanım hakemli makalelere ayırıyoruz. Bir bölümünü de hakemsiz makalelere ayırıyoruz. Hakemli makalelerimiz biliyorsunuz akademik camianın odamıza çok büyük katkıları, destekleri var. Biz de oda olarak onların bu ihtiyacına destek vermek anlamında bir platform oluşturduk ve bu bölüm bizim TÜBİTAK'ın Ulak BİM tarafından taranan bir dergiyiz. Yani bizde makalesi yayınlanan bir akademisyen 8 kredi kazanabiliyor. Fakat devamında asıl bizim meslektaşlarımıza en büyük katkıyı, en büyük rehberlik yapacak olan bölüm hakemsiz makalelerimiz. Tamamen gündemi ilgilendiren, meslektaşlarımıza bilgi üreten bir bölümümüz var. Yani mali çözüm benim meslek hayatımda başlangıcından itibaren elimden düşünmediğim bir dergi olarak başkanım. Çok büyük kıymetli bir dergimiz. Ben meslektaşlarıma dergimizi bir kez daha hatırlatmak ihtiyacı duydum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bir de malumunuz her sene bir mali tak özür dilerim bir masa takvimi bastırıp üyelerimize gönderiyorduk. Bu sene takvimizle ilgili bir açıklamanız var mı? Değişikliğimiz var mı? Evet, yerinde bir soru. Her Ocak ayında meslektaşlarımız iki şeyi beklerler. Çok önemlidir. Ben de serbest çalışan bir ucu bir arkadaşınızım. Odadan bir mali rehberimizi, bir de takvimimizi belirler. İkisini paket yapar üyelerimize gönderirdik. Fakat bu sene bu olanağı bulamadık. Bulamadık. Ekonomik olarak biz de olarak tedbir almak zorundayız ama ikinci temel husus şu. Bizim üyelerimizin ciddi bir bölümü bağımlı çalışan arkadaşlarımız, bağımlı çalışan arkadaşlarımızın bir kısmı iş değiştirdi, bir kısmı evden çalışıyor, kargoyla kargoyla bunları ulaştırmanın zorluğu ortada. Bunun yerine dedik ki ya madem başladık, teknolojiye ayak uyduruyoruz dedik, bu sene dijital takvime geçtik, dijital takvime geçtik, dijital takvimlerimizin telefonlara, telefon numaralarımıza ce, yani telefon cihazlarımıza adaptasyonunu da sağlayacağız. Dijital takvimde dedik yani bir gerekçesi de şu mevzuat artık çok sık değişiyor. Biz e, gerek takvimdeki tarihlerimizi gerekse e, gerekse e, rehberimizi, mali rehberimizi, sosyal güvenlik ve mali rehberimizi yıllık olarak basıyorduk. E, i̇çlerindeki birçok bilgi artık yıl içinde Değişme tehlikesiyle karşı karşıya e, meslekten mensuplarımızı da zarar vermek istemiyoruz. Yanlış tarihler, değişen konuları bilmeleri lazım. İşte dijitalleşme e, değişen konularda ivedilikle bizim haber almamızı sağlıyor. Günlük güncellik geldi burada. Yani çok güncel olacak e, bu dijitalleşmede. Yarın bir kanun çıkıp bir tarih değişinde değiştiğinde bir uygulama değiştiğinde bir usul değiştiğinde bu değişikliği anında yapacağız ve cep telefonlarımızdan da takip etme, haberdar e, olma olanağı olacak. Uzun süreli bir çalışma. Bu sene ilk, ilk defa denedik. Ee, sağ olsun Halim Hocam'ın sorumluluğundaydı. Onun da çok büyük katkısı var dijital takvime. Ee, bilgi işlemde, e, yazılımda çalışan arkadaşlarımızın çok ciddi desteği var. Onlara da e, Oda Yönetim Kurulumuzun bu konuda çok ciddi desteği var. Ciddi olarak bu işin arkasında durdu. Ben onlara da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. E, mali rehberimiz de bitti. Mali rehberi de e, göndermeyeceğiz. Mali rehberi de bu hafta sonuna kadar e, tüm e, arkadaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mali rehberimizi de odamızın web sitesinden e, tüm meslektaşlarımız takip ederler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Başkanım ne güzel vurguladınız. Bu değişen vergi son günler işte turizme katkı payı, GKAP uygulaması geldi, ertelendi. Bunlar basılı olduğu düşündüğünüzde oldukça yanlış sonuçlara ulaşmamıza neden oluyordu. Güncellenmesi çok isabetli olacak başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım ben uzun yıllardan beri bu işin içerisinde olan bir meslektaşınızım. Sürekli bizim camiada tartışılan bir asgari ücret tarifimiz var. Bazı meslektaşlarımız zat yüksek fiyatların yüksek olduğunu, ücretlerin yüksek olduğunu, bazıları düşük olduğunu ve bu sene de şimdi yayınlandı belli bir artış oranıyla. Ücret tarifimizle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii şimdi evlerin içinde konuşuyoruz, samimi olarak konuşuyoruz. Mutlaka eksiklerimiz vardır ama e, bazı şeyleri, eskilerin bir lafı var. Eğer oturup doğru konuşmak lazım diye. Biraz asgari ücret tarifesine de böyle bakmak lazım. E, e, bir taraftan bakıyoruz, son iki yıl asgari ücret tarifesine zam yapılmamış. Bu yıl 9 dokuz oranında zam yapıldı. Enflasyon rakamları e, ortada. Son iki yılda zam yapılmadı ortada. Haklı olarak bir kesim arkadaşımız diyorlar ki asgari ücret tarifesi bizim için önemli. Bu zamlar yeterli değil diyorlar. Yeterli değil diyorlar. Ama başka bir kesim var. Tahsilat sıkıntımız ortada. Pandemi döneminde hat sahbıya e, bu, bu konu geldi. Had sahbıya bu konu geldi. E, tahsilat sıkıntısı. Diyorlar ki almadığımız ücretin diyorlar makbuzunu kesiyoruz biz diyorlar. Bu asgari ücret tarifesi diyorlar çok artmaması lazım diyorlar. İşin gerçeği şu dünyayı bilmemiz gerekiyor. Dünyada belli mesleklerde asgari ücret tarifesi yok değerli arkadaşlar. Herkes hak ettiği yaptığı işin parasını istiyor. Bu işin diyor tarifesi olmaz. Ben bu işi yapıyorum diyor. Ben bunun karşılığında diyor bu kadar para isterim. Asgari ücret tarifesi adı üstünde ne olursa olsun adı asgari diyor. Bunun üzerinde ücret almamıza bir engel yok. Umarım pandemide de gereken dersleri çıkarırız. Mesleki kamuoyunda tabanda maalesef içinde bulunduğumuz koşullar gereği asgari ücret tarifesi azami ücret tarifesi olarak görünüyor. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz lazım. Tabii ki vazgeçerken de bazı sorunlarımızın çözülmesi lazım. Nasıl, hangi sorunumuzun çözülmesi lazım? Şimdi serbest mesleği icra ediyoruz. Bizde öyle bir kural var ki hizmeti ifa ediyorsanız bunun makbuzunu veya faturasını düzenleyeceksiniz. Para alıp almamak diyor vergi usul kanunu ayrı bir konu diyor. Hizmeti diyor ifa ettiğinizde diyor kadeve doğar diyor. Paranızı almazsanız diyor Gelir vergisinden muafiyetiniz var diyor. Yani biz buna ne diyoruz? Gelir vergisiyle kadev arasındaki çelişki. Bu çelişkinin giderilmesi lazım. Bu çelişkinin giderilmesi lazım. Bu çelişki giderildiğinde bizim tahsil etmediğimiz parasının, paranın makbuzunu kesip kadevesini ödemekte zorlanıyoruz. Yıllardır defalarca TÜRMOP vasıtasıyla üst birliğimiz vasıtasıyla her gelen Maliye Bakanı ile yaklaşık 25 yıldır görüşüyoruz. 25 yıldır masaya konuşuyor, koyuyoruz. Çeşitli defalar sözler aldık. Fakat bu sorunumuz bugüne kadar sorulmuyor. Aslında söylemek istediğim şu. Bizim asıl sorunumuz asgari ücret tarifesi değil Halim Bey. Bizim asıl sorunumuz kadeve gelir tahakkuk gelir çelişkisi bizim bu sorunumuzun bizim bu sorunumuzun çözülmesi gerekiyor. Bu sorunumuz çözüldükten sonra da bize düşen görevler var. Arkadaşlardan ricam şu asgari ücret tarifesini dikkatli okusunlar. Asgari ücret tarifesini dikkatli okusunlar. Yani e, bizim yayınladığımız asgari ücret tarifesi İstanbul için uygulanacak asgari ücret tarifesidir. Resmi gazetede yayınlanandan farklıdır. E, Asgari ücret tarifesinin e, yapısı gereği büyükşehir farkı tarifeye konmuştur. Onun dışında farklı KDV oranları için, e, şubeler için çeşitli konularda farklı uygulamalar vardır. Yani bu uygulamalarda dikkate alındığında asgari ücret tarifemizin çok da düşük olduğu söylenemez. Asgari ücret tarifemizde bir eksiklik yok mu? Var daha önceki yıllarda giderilmişti. Asgari ücret tarifesine e uygulamaları yeteri kadar meslektaşlarım yansıtamıyoruz. Bakın son günlerde konuşuyoruz. Tarifede olmayabilir ama oda başkanı olarak bu sorumluluğu üzerime alarak da söylüyorum. Yani beratları biz oluşturacağız. Mühürleri biz vuracağız. Biz göndereceğiz saklama konusunda entegratör firmalarla biz boğuşacağız. Biz kavga edeceğiz. Sözleşme bittiği zaman diyor ben seninkini saklamadım diyor. Sözleşmemde yok diyor. Şimdi gelir idaresine gelir idaresine saklama yükümlülüğü gereği bildirimleri biz yapacağız. Birinci bildirimleri yapacağız. ikinci bildirimleri yapacağız. Ve asgari ücret tarifesinde değerli meslektaşlarım hiçbirinin bedeli yok. Hiçbirinin bedeli yok. Bunlar bedelsiz yapılacak işler değil. Bu işleri yapmak kadeve beyanın beyanı göndermeye, hazırlamaya hazırladığı harcadığımız zamanın on katı değerli arkadaşlarım. On katı kolay işler değil. Her ne kadar edefter, e fatura uygulamaları başladığında biz dediysek ki, dedi, dedik ki ya bu işler entegröter firmaların işi değerli meslektaşlarımız bunlara. Bulaşmayın dediysek de Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamdan işletme sahiplerinin konuya vakıf olmamasından, ekonomik koşullardan iş bizim üzerimizde kaldı. Ve bu işi buradan da söylüyorum. Bizden başka yapacak hiç kimse yok. Onun için ben buradan söylüyorum. Tarifede varmış, yokmuş. Bizim yasalara saygımız sonsuz. Sizlerden ricam şu. Eğer e-defter varsa tarifenizi en az... %50 artırarak uygulayın değerli meslektaşlarım. Bunun başka yolu yok. Yoksa hata yaparız, hakkımızı almazsak, eksik yaparız. Bunun zararını hem biz görürüz, hem kamu görür, hem de mükellefimiz görür. Başka türlü bu işlerin e uygulamalarının kamu lehine, mükellefe sıkıntı yaratmadan yapılması mümkün değil. Yapılacaksa birinin bize nasıl yapılacağını anlatması lazım bu işin bedava. Böyle bir dünya yok. Benim sizlerden ricam tarifede unutulmuş olabilir, dikkate alınmamış olab olabilir ama bu hayatın gerçeği bizim tarifemizdeki ücretlerin hangi ücretler olduğu belli, ücretler olduğu belli. Bu başka bir iş. Bu işin ücretinin de müşavirlik ücreti adı altında alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Çok önemli bir bilgiydi bu. Başkanım bir başka tartıştığımız konu da üye aidatlarımız. Şimdi bizim yasamızda yasal bir düzenleme olmasına rağmen son yapılan genel kurulda da bu yıllık artışlarınla ilgili tartışmaları bitirmek üzere bir de genel kurul kararımız var. Fakat buna rağmen %14'ten fazla bir enflasyon var ülkemizde. Ee, bu aidatlarımızla ilgili nasıl bir yol izleyeceğiz bu sene? Bunu da bir meslektaşlarımızla paylaşalım. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, konuşmamın bir bölümünde söylemiştim. Eğriyi, doğruyu bugün konuşacağız. Farklı görüşler de olabilir. 45 bin üyemiz var. Ben bütün meslektaşlarımın, bütün grupların, bütün grupların bu konudaki görüşlerine saygı duyuyorum. Farklı görüş olması kadar da, Doğal bir şey yok. Ben dilimin döndüğü kadar bu konudaki e, bilgileri sizinle paylaşacağım. E, takdir e, size ait. Bir kere şunun bilinmesi gerekiyor: 45 bin üyemiz var bizim. 45 bin üyemin, ya, üyemizin yaklaşık söylüyorum 15-16 bin civarındaki üyemiz serbest olarak çalışıyorlar. İş yerleri var, serbest meslek kazançları var. 30 bin üyemizin bir kısmı büyük bölümü 30 bin üyemizin büyük bölümü hizmet ile çalışıyorlar. Hem mesleki şirketlerde, mesleki işyerlerinde çalışanlar var. Özel sektörde çalışanlar, kamuda çalışanlar var. Bir de e, çeşitli nedenlerle mesleği icra etmeyen arkadaşlarımız var. Yani farklı farklı kategoriler var. E, geçtiğimiz genel kurulda bir karar aldık, karar aldık. Bu farklı farklı kategoriler için Farklı aydat uygulamanın doğru olduğunu düşündük. E, Birolardan aldığımız nispi aydakta odanın gelirleri de azaldı biliyorsunuz. Genel Kurul'dan da bir karar geçirdik. Meslek yasası şunu söylüyor. Diyor ki memur maaş kas sayısının diyor 300 e, e, me, e, memur maaş kas sayısının diyor 200 ile çarpımından aşağı olamaz, 400 ile çarpımından yukarı olamaz diyor. Biz de hakkaniyetli olsun dedik. Genel kurulda bir karar aldık. 300 ile çarpımının uygun olacağını düşündük. Uygun olacağını düşündük. Buna göre aidatlarımızı belirledik. Çarptığımızda çıkan rakam Bürolar için söylüyorum. Onlardan tam ayda alıyoruz. Serbest çalışan 15 bin arkadaşımızdan. Çıkan rakam 2, 778 liraydı. Üye lehine bir yuvarlama yaptık. Bunu 750 lira olarak belirledik. Yani bunun e, açıklaması şu. 690 liradan bürodaki arkadaşlarımız için e, %9'luk bir artışla, %9'luk bir artışla e, aydatlarımız 750 lira oldu. Bunu Ocak ayında tek taksitte arkadaşlarımız ödeyecekler. Hizmet ile çalışan arkadaşlarımız var. Burada kamu çalışanlarını ayırıyorum. Ee, özel sektörde e, veya e, mesleki e, bürolarda, firmalarda hizmet taktiğiyle çalışan meslektaşlarımız ise e, bu aidatlarını 3'te 2 oranında ödeyecekler. Ne kadar ödeyecekler? 500 lira olarak bu aidatlarını ödeyecekler. İndirimli aidat ödeyecekler. Yine genel kurul kararlarımız gereği. Büroları olan arkadaşları burada kastediyorum. E, büroları olan arkadaşlarım da yeni büro açmışlardır. Doğrudur. Yeteri kadar müşterileri yoktur. Onlardan da biz imkanlarımız ölçüsünde 750 lira yerine 500 lira alacağız. Bir de kamuda çalışan arkadaşlarımız var. Bu zaten yasa gereği bunu mecburen yapıyoruz. Kamuda çalışan arkadaşlarımız da 750 liranın yarısı olan 375 lirayı ödeyecekler. Bir de odaya aidat e, odaya üye olan bununla beraber başka işte uğraşan, hiç çalışmayan arkadaşlarımız var. Yine bunlar da kamuda çalıştığı gibi %50 indirimli olan aidat 375 lirayı ee, ödeyecekler. Takdir farklı açılardan bakılabilir. Akademik bir meslek odası, diğer odalarla kıyaslanabilir. Hiç e, e, hiç itirazım yok. Diğer odalardan kastım diğer akademik meslek odalarıyla kıyaslanabilir diğer mali müşavir odalarıyla e, kıyaslanab kıyaslanabilir. Aydatlar bunlar. Yüzde dokuzluk bir artış yaptık. E, artış yaptık. Takdir size ait. E, bu konuda da Ocak ayı maktu aydat ödeme ayıdır. Elimizden geldiği kadar e, elimizden geldiği kadar biz de çalışmalarımızı yapıp e, bu ödediğiniz aydatlara layık olmaya çalışacağız diyor. Başkanım ben bir araya girmek istiyorum. Evet. Şimdi e, açıklanan resmi enflasyon yüzde 14 küsür. Ama bir gerçek enflasyon var yüzde 50'lere yakın. Bir taraftan nisbeydat kaldırık durumda yani e, alamıyoruz. Buna rağmen bu enflasyon ortamında enflasyondan çok daha düşük bir artışla o da faaliyetlerimizi nasıl gerçekleştireceğiz? Nasıl bir önlem <laughs> alıyorsunuz? Tabii şöyle söyleyeyim. Buradan yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ee, bu konuda son derece itinalı davranıyoruz. Ee, yani şöyle bir derdimiz yok. Ee, bütçedeki artış oranları budur. Bize genel kurul harcama yetkisi vermiştir. Bütçeye uyalım. Bunları sonuna kadar kullanalım diye bir derdimiz yok. Örnek söylüyorum sadece. Bu yıl e, huzur haklarımıza e, yönetim kurulumuzun oy birliğiyle, kararıyla herhangi bir zam yapmadık. Temsil ağırlama giderlerimiz neredeyse sıfır noktasında, sıfır noktasında. E, çalışanlardan emeklilik gerekçesiyle ayrılan arkadaşlarımız oldu. Artık aldığımız prensip kararı yeni çalışan istihdam etmiyoruz. Kendi iç kaynaklarımızdan e, departmanlar arasında e, geçiş sağlayarak ihtiyaçlarımızı kendi kadrolarımızdan e, sağlıyoruz, e, sağlıyoruz. Bir akademik meslek odasıyız. Yapmak zorunda olduğumuz harcamalarımız var. Tamam, dijital ortamda eğitim yapıyoruz, teknolojiyi kullanıyoruz. Fakat teknolojiyi kullanmanın da bir bedeli var. Yatırım yapmak zorundasınız. Eski teknolojilerle yeni faaliyetlerinizi hayata geçiremezsiniz. Önemli bu anlamda harcamalarımız, yatırımlarımız doluyor. Ama şunu söyleyeyim, şu konuda lütfen müsterih olun. Bizler bu paranın bizim paramız olmadığını, tüm üyelerimizin hangi koşullarda, hangi zorluklarda bu bütçeye katkı sunduklarını biliyoruz. Elimizden gelen azami hassasiyeti hassasiyeti gö gösteriyoruz. E, gelirlerimiz azalsa da, bazı giderlerimiz artsa da, Genel Kurul'dan gelen bütçeyi ben artık buna e, tasarruf e, tasarruf endeksli bir bütçe diyorum. Tasarrufa dayanan bir bütçe diyorum. Bu bütçeyi e, emin olun e, e, sizin kararlarınız doğrultusunda hayata geçireceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Başkanım sürekli çalışan, üreten bir mesleğin mensuplarıyız. Ülkemize değer yaratıyoruz. Topluma fayda sağlıyoruz. Haliyle de mesleki anlamda bazı taleplerimiz oluyor. Siz her ne kadar bunları sık sık talep ediyorsunuz, dile getiriyorsunuz, duyuruyorsunuz. Kısa vadede öncelikli beklentilerimiz, talepleriniz neler başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii sıkıntılı bir süreç dedik. Yani kamunun da kendine göre zorlukları var. Bizim de kendimize göre zorluklarımız var. Bununla birlikte TÜRMOB'un da kendine göre zorlukları var ama bununla birlikte biz sizlerden gelen ihtiyaçları, sizlerden gelen talepleri derleyip toparlayıp talep olarak üst birliğimiz TÜRMOB'a göndermek. TÜRMOB'un da bunu bu işlerin çözüm noktası olan kamuya yeri geldiğinde de parlamentoya e, aktarması gerekiyor. TÜRMOB da bu görevlerini canla başla e, yapıyor. Ee, biz de bu talepleri ivedilikle yukarıya iletiyoruz. Her zaman bu taleplerin yerine gelmesi mümkün olmuyor ama biz ısrarla bu talepleri ta takip ediyoruz. Mesleki sorunların çözümü için bunların takipçisi e, takipçisi oluyoruz. Son zamanlarda da mesleki taleplerimiz 1 iki diye size dile getiriyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerden çok teşekkür ediyoruz güç alıyoruz, destek veriyorsunuz. Zaman zaman sosyal medyada destek veriyorsunuz. Zaman zaman imza kampanyalarına katkıda bulunuyorsunuz. Hepinizin bildiği konular ama ben yine hatırlatma bir kez daha sesimizi duyurma anlamında bunlardan çok önemli olan birkaç tanesinin hoşgörünüze sığınarak zamanınızı alacağım altını çizmek istiyorum. Dünyada uygulama birlikteliğidir. Gelişmiş ülkelerde genelde herkesin bir muhasebecisi vardır. Her vatandaşın bir avukatı vardır. Avukattan destek almadan kimse gayrimenkul almaz. Mali müşavirine sormadan hiç kimse vergisel bir olaya girmez. Gelirini giderini beyan eder. Biz de bu noktada değil. İstediğimiz çok fazla bir şey de değil. Bu konudaki düzenlemeler yapılmış ama süreç içinde Gelen taleplerden, gelen taleplerden bugünün sorunu değil, geçmişten kaynaklanan belki de siyasetin ihtiyacından, siyasetin ihtiyacından bazı uygulamada değişiklikler olmuş. Bu değişikliklerin düzeltilmesi lazım. Yani mali müşavirlerin görevi belli. Biz hesap veriyoruz. Nasıl hesap veriyoruz? İstanbul Odasına vergi incelemelerinden her yıl 2000 tane dosya geliyor. İnceleme elemanları diyor ki biz size diyor imza yetkisi verdik. Defterleri siz tutacaksınız. Bu kayıtlara uygun olarak da diyor, bu kayıtlara uygun olarak da diyor beyannameleri, bildirgeleri, raporları düzenleyip göndereceksiniz diyor. Hata yaptığımızda da hata yapan meslek mensubu kendini zaman zaman savcılıkta, Zaman zaman odamızın disiplin kurulunda buluyor. Bir bedeli var yaptığımız işin. E fakat bu sorumluluğu bize verirken dönülmüş denilmiş ki çironuz şu rakamı geçiyorsa siz kendi beyannamenizi kendiniz gönderebilirsiniz. E kendi beyannamesini kendi gönderen firmalarında dışarıda bir mali müşaviri var, bir yeminli mali müşaviri var. Onların hiçbir sorumluluğu yok. Nasıl olacak bu iş? Çifte standart. Çifte standart. Onlara verilen kendi beyannamelerini, kendi gönderme yetkileri kaldırılmalı. Diğer bir konu. Esnaf odalarının işi esnafın, küçük esnafın beyannamelerini şu veya bu şekilde düzenleyip göndermek değildir. Esnaf odalarının işi Başka alanlarda krediydi açılmalardı kapanmalardı piyasaydı fiyatlardı onlarla uğraşmak bu işte uğraşmak değil bu işe ayıracak zamanları olmamalı esnafımızın hele günümüzde o kadar büyük sıkıntısı var ki ama sanki piyasada öyle bir hava estiriliyor ki ben alınan ücretleri de biliyorum sanki esnafın sıkıntısı, sanki büyük işletmelerin sıkıntısı, sanki avukatların sıkıntısı mali müşavirlik ücretleri. Asgari ücret tarifimiz ortada. Alsın herkes bir kere baksın ya şu asgari ücret tarifesine. Bir incelesin, bir incelesin. Bu kadar verilen emeğin karşılığında çok yüksek bir ücret midir? o da başkan olarak bunu söylüyorum. Yani diğer meslek gruplarının hoşgörüsüne sığınarak söylüyorum herkes dönsün. Bir önce kendi aldıkları ücrete baksın, daha sonra da dönsün. Mali müşavirlerin aldığı ücrete baksın, elini vicdanına koysun, ona göre bir karar versin diyorum. Yani bu sistemimi de lütfen hepsi hoşgörüyle karşılasın. Bunları da bir oda başkanı olarak meslektaşlarımdan aldığım güçle bir borç olarak söylemeyi biliyorum. Onun için e, onların da hoşgörülerine sığınıyorum hocam. E, evet devam edelim devam isterseniz edelim. hocam. E, şimdi biliyorsunuz e uygulamalara geçtik. Maliye Bakanlığı'nın da güzel çalışmaları olduğunu biliyorum. Haziranla ilgili bir hazırlıklarının olduğunu da biliyorum. meslekle mensuplarından da e, talepler geliyor. Bir tarafta yeni nesil okacılar e, Maliye Bakanlığı'na verileri gidiyor bilgi işleme. Diğer tarafta e-ortamda düzenlenen e, belgeler sayıları her ge geçen gün azalıyor. Yine e-ortamda girilen defterler artık basit üsüle tabi olanlar bile bilgilerini e-ortamda Maliye Bakanlığı'nın sitesine gidiyorlar. Bir iki adım kaldı bakın en küçüğünden başladık basit üsülden başladık. Fakat arkası gelmedi şu hatları sınırları falan kaldıralım. Zaten yeni nesil OKC'ler buna cevap veriyor. Başka bir yerine araçtan da söz ediliyor. Gelecekse o da gelsin. Şu sınırlarda kalksın. Ortada kağıt ortamında düzenlenen hiçbir belge kalmasın. Şu BABS'lerden kurtulalım. Eğer ülkenin koşulları gereği bu zaman alacak diyorlarsa, hiç olmazsa kısa vadede bugün yarın E ortamda düzenlenen faturalar için artık BA, BS bildiriminde bulunmayalım. Yani bunun artık aşılması lazım. Buna bir engel yok. BA, BS or e elektronik ortamda düzenlenen e-faturalar, e-serbest meslek makbuzları zaten ellerinde. Zaten ellerinde. Bunları defalarca tekrar tekrar oraya yazmanın bir anlamı yok. Alıcı da gelir idaresinin sisteminde, satıcı da gelir idaresinin sisteminde. Bu konuda biz gelir idaresinin çok güzel çalışmalarının olduğunu, iyi bir altyapısının olduğunu da biliyoruz. Onlardan dileğimiz, ricamız kısa vadede bunun, uzun vadede ise tüm kağıt ortamında yapılan işlemlerin kaldırılarak bir an önce, bir an önce çok zaman alan, çok zaman alan, zaman zaman meslek mensubunu da mükellefi de ihmal edildiğinde sıkıntıya sokan bu uygulamanın ortadan kaldırılmasıdır. Bir sorunumuz da bu. Ee, yine bu çerçevede çok zamanımızı almayacağım. Ya bir pandemi dönemi yaşadık. Meslektaşlar soruyor. Ben de açıkçası cevap vermekte zorlanıyorum. Pandemi dönemindeki teşviklerden kısa süreli de olsa Kadeve indirimlerinden, Kadeve indirimlerinden toplumun tüm kesimleri, işletmelerin çok büyük bölümü faydalandı. Faydalandı konuşmamın başında da söyledim. Piyasada en çok etkilenen, en fazla tahsilat sıkıntısı çeken meslek gruplarından biriyiz. Örnek söylüyorum. Bir restoran, bir lokantanız, bir hizmet işletmeniz kapanmışsa siz 2020 yılında, 21 yılında oradan muhasebe ücreti alamazsınız. Çok zor. Bu hayatın gerçeği çok zor. Hiçbir esnafın kenarda birikmiş bir parası yok. Kirasını ödeyemeyen lokantacı hangi muhasebe ücretini ödeyecek? Yani bize de sahip çıkılması lazım. Yani uzun süredir söylüyoruz. Özel bir mesleğiz. Özel bir işi ifa ediyoruz. Çok e, sektörde bu tip alanlarda kadeve indirimine gidildi. Bizim kadevemizin de %18'den ivedilikle %8'e indirilmesi e, indirilmesi gerekiyor Bu da ayrı bir Bu da ayrı bir konu yine son olarak söyleyeceğim talepler konusunda mevcut işler doğrudur yavaş yavaş defter tutma işlerimiz bitti elektronik ortamda tutuyoruz hizmet şekillerimiz değişti parlamentodan geçen resmi gazetede yayınlanan bizimle ilgili Yeni bir uzmanlık alanımız vardı, yeni bir uzmanlık alanımız vardı. Bu konuda da e, bir gelişme olmadı. Bize e, hiç olmazsa belli kapsamdaki işletmelerin kadeve ko iadesi konusunda rapor düzenleme yetkisi verilmişti. Bugüne kadar bu konuda hiçbir şey olmadı. E ee, üst birliğimizin de bu konuyu takip etme e, e, takip ettiğini biliyorum. Madem ki bu yetki yasal olarak bize verildi. Halim hocam bu konuda da uygulama bekliyoruz biz artık. Bu konuda uygulama bekliyoruz. Yani bu konunun da hatırlatma anlamında önümüzdeki günlerde farklı şekillerde de bunu dile getireceğiz, hatırlatacağız. Bunun da e, takip edilmesi gerekiyor. Bunun da meslek mensuplarının lehine sonuçlandırılması gerekiyor. Son dileğim şu. Aralık ayında çok ciddi bir talep geldi. Söyleyeceğim Türkiye'ye özgü bir şey değil. Dünya gerçeğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu konuda hukukçu arkadaşların, avukatlarımızın, paydaşlarımızın da alınmaması gerekiyor. Arabuluculuk bizim arabuluculuk ortak işimiz. Biz ceza davalarında arabuluculuk istemiyoruz, bakın. Ama hiç olmazsa ticaretle ilgili konularda, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili, bu konuyu en iyi bilenlerden biriyiz, kamuoyunda. Ee, bir de çalışanlarla ilgili, iki tane temel konuda, bakın, en az iki temel konuda diğerlerini istemiyoruz. İki temel konuda arabuluculuk hakkımızın verilmesi lazım. İnanın bunu da ben. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunların zaten şu anda avukatlar da yapsa bunların zahmetini biz çekiyoruz. Dosyalarını biz hazırlıyoruz. Altyapısını biz kuruyoruz. Altyapısını biz kuruyoruz. Biz bu hizmeti vermezsek bütün samimiyetimle söylüyorum hiçbir arabuluculuk işlemi sağlıklı sonuçlanmaz. Elimizden geleni yapıyoruz. Adaletin doğru tecelli etmesi isteniyorsa adaletin gecikmemesi isteniyorsa ara buluculuk konusu bir kez daha bir kez daha düşünülmeli. Adalet Bakanlığından ricamızdır. Barodan ricamızdır. Avukat paydaşlarımızdan ricamızdır. Bu konuda karşı durmasınlar. Bir kez daha sesleniyorum. Gelin, gelin bu konuyu, gelin bu konuyu önümüzdeki günlerde çözelim. Önümüzdeki hafta bu konuda bir webinarımız da olacak. Topladığımız imzaları Türmoba gerekli yerlere iletilmek üzere de gö göndereceğiz. Dileyim bu yeni yılda, dileyin bu yeni yılda Arabuluculuk konusundaki taleplerimiz de çözülür diye düşünüyorum hocam. Şimdilik bunları ifade edeyim. Çözülmeli Başkanım. Yani bu çok hassas bir konu. Ee, bu kadar çalışkan, bu kadar fedakarlık yapan bir meslek örgütünün haklı talepleridir bunlar. Altını çizdiniz başkanım. Çalışma Bakanlığı'nın verileri kısa çalışma ödeneğinden 31-12 itibariyle yararlanan çalışan sayımız 3 milyon 582 bin kişi. 23 milyar 371 milyon ödeme yapılmış. 2 milyon 216 bin kişi nakit ücret desteğinden yararlanmış nakit ücret desteğinden. Rakam 6 milyar 478 bin lira. Bu rakamların gerçekleşmesinde en büyük pay kimin? ...benim meslektaşlarımmış kardeşim... ...çok teşekkür ediyorum başkanım... ...evet başkanım... ...bir de altını çizmek istediğim... ...tabii temel sorunlarımızdan biri... ...çözemiyoruz... ...bazen bizden kaynaklanıyor... ...bazen... ...ekonomik koşullardan kaynaklanıyor... ...haksız rekabet sorununu bir türlü... ...çözemedik... ...ben burada özellikle haksız rekabet... ...disiplin kurulu... ...ve oda çalışanlarımıza teşekkür ediyorum... Haksız rekabet ve disiplin işlerimizi dijital ortamda sürdüremiyoruz. Koşullar buna müsait değil. Çok ciddi bir iş. E, gün oluyor aldığımız kararlar gereği bazen bir meslektaşımızın mesleki yaşamına son vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü burası da bir adaletin tecelli ettiği bir yer. Bir tarafta e, meslek mensuplarının çıkarları. Bir tarafta e, e, mükelleflerin, müşterilerin işleri, diğer tarafta kamuların çıkarı tam orta noktadayız. Adaletli e, davranmaya çalışıyoruz. Bu konuya özellikle şu anlamda girdim. Son zamanlarda katıldığım bazı programlarda da söyledim. Son zamanlarda mesleki iş pazarlayan, şirket kurulur, muhasebe işlerinize bakılır, kısa sürede şu yapılır. Jet Fadıl örneği yapılır şeklinde. Kimdirler, e, nedirler? Kimdirler, nedirler? Bir takım e, şirketler türedi. Şu konuda emin olun değerli arkadaşlar. Bir radyo programında söylemiştim. Biz çok şirket kurulduğunu gördük. Şirket kurulan şirketlerin, ehil olmayan ellerde kurulan şirketlerin, sonra şirket sahiplerine hangi zararları verdiğini de kur, gördük. Şirket kurulmadan önce de Şirket kurulduktan sonra da şirket sahiplerine e, lehine o şirketin devamı açısında konuşulması gereken, anlatılması gereken, anlatılması gereken çok önemli işler var. Bizim oraların tabiriyle şirket kurmak turşu kurmaya benzemez değerli meslektaşlarım. Ben onu o şirketleri kuranlara söylüyorum. Kuranlara, lafım onlara söylüyorum. Biz yasal işlemleri yapıyoruz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Meslek yasamız gereği meslek mensuplarının meslek mensubu olmayanlarla işbirliği yapmaları suçtur. Meslek mensubu olmayanların da reklam yapmaları, bu işe bulaşmaları suçtur. Bu anlamda, bu anlamda bir taraftan bu şirketlerle ilgili sürekli dava açıyoruz. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Fakat hukuki süreç devam ettiği için bu şirketlerin ismini vererek size herhangi bir açıklamada bulunamıyoruz yapımız gereği. Diğer taraftan disipline giden meslek mensupları hakkında birebir birebir size isim bildiremiyoruz, şunu yaptık diyemiyoruz ama ben disiplinde ilk dosyanın sonuçlandığını, bu konuya bulaşan bir meslek mensubunun meslekten men ceza saldığını biliyorum. O kadarını söyleyeyim size. Bu konuda üzerimize düşen müsterih olun. Her türlü sorumluluğu yerine getiriyoruz. Kolay bir iş değil. Ben meslek mensuplarına rica ediyorum. Rica ediyorum. Yani bu şirketler üzerinden iş almayın. Bu şirketlerle işbirliğine gitmeyin. Tüm meslek mensuplarımızın emeğiyle oynayan, haksız rekabet e, yaratan bu organizasyonlara bulaşmayın. Biz bu konuda mücadeleye kararlıyız. Sizlerle birlikte bu usulsüzlüklerin üstesinden geleceğiz. Bu konuda da müsterih olun. Bu konudaki mücadelemiz bütün hızıyla devam ediyor hocam. Elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Teşekkür ederim başkanım. Ee, zaten son zamanlarda pek çok meslektaşımızdan bu konuda yoğun şikayetler alıyoruz. Onun için gündeme aldığınızı biliyorum. Çok teşekkür ediyorum açıklamanızdan dolayı. Evet başkanım bu mesleğin geleceğiyle ilgili düşünceleriniz neler? Nereye gidiyoruz? Evet, 2021 yılına gittik. Yaklaşık 30 yıldır biz bir taraftan günlük işlerimizi yaparken, bir tarafta bir taraftan da İstanbul Mali Müşavirler Odası olarak hep geleceği konuştuk. Hiç unutmuyorum, yıl 1992 idi. Gelecekte mesleğin en önemli uzmanlık alanlarından birinin denetim olacağını söylemiştik. Son 10 yıla dönüp baktığımızda denetimle yattık, denetimle kalktık. Denetim bizim gündemimizi belirledi. Yine bugünlerde söylüyoruz. Yine biz geçmişte de söyledik. Kağıtların, kalemlerin bazı makinelerin kalkacağını, her şeyin elektronik ortamda yapılacağını, bilgi işlem çağı olacağını söylemiştik. Pandemi bunu biraz hızlandırdı, bugünlere geldik. İşimiz artık bir gerçeğe konuşmak zorundayız. Tebdir almak zorundayız, tebdir almak zorundayız. Biz sevsek de sevmesek de günün birinde defter tutma, ve beyanname gönderme dediğimiz şu anda büyük çoğunluğumuzu yaptığımız işler gittikçe azalacak. Belki günün birinde yok olacak. Her zaman söyleniyor. Muhasebeci ortadan kalkacak mı? Hayır, kalkmayacak. Muhasebeciye geçmişten daha fazla ihtiyaç olacak. Hangi muhasebeciye ihtiyaç olacak? Biraz daha global düşünen, yabancı dili olan, kurumsallaşan Uzmanlık alanlarında iş yapan muhasebeciye ihtiyaç olacak. Uzmanlıktan kastım benim çok büyük firmaların çok büyük işlerini yapmak, uluslararası firmalara hizmet vermek değil. Bakın uzmanlaşma başladı. Çok ciddi sayıda arkadaşımız bilirkişilik yapıyor. Çok ciddi de sayıda arkadaşımız uzlaştırıcılık yapıyor. Yavaş yavaş danışmanlık ön plana çıktı. Ee, yavaş yavaş başka alanlar var danışmanlık çok çeşitli Yani artık işletmelerin pandemi dönemlerinde ekonomik krizlerde dünyada da bu ayakta kalmalarının en önemli rolü mutlaka bir tane e, mali anlamda bir mali müşavir danışmanının olması gerekiyor yönetim danışmanı diyoruz buna biz zaman zaman e, zaman zaman, Muhasebe mühendisliği diyoruz biz buna. Artık işler bu alanlara kaydı. Hep birlikte bu sürece hazırlanmak zorundayız. Bize düşen önemli görevler var. Kamuya düşen önemli görevler var. Meslektaşlarımıza düşen çok önemli görevler var. Hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Tabi bu arada bir mozaiyiz biz. de şöyle söyleyeyim. Açık yüreklilikle söylüyorum. 4 firmaya danışmanlık yapan arkadaşım var. Haftada bir gün 5 firmaya muhasebe hizmeti veren arkadaşlarımız var. Yeni büro açıp evinde çocuğuna bakmak zorunda olan annelerimiz var. Annelerimiz var. 3 defterim var başkanım. Ben zaten büroya gidemiyorum diyen arkadaşlarımız var. Biz şu gerçeği biliyoruz. Bir taraftan bunlara yardımcı olmak zorundayız. Bu konuda sanal ofisle Home office konusundaki çalışmalarımız hızlandı. Önümüzdeki günlerde bir taslağı sizlerle paylaşacağız. Hazırlık yapıyoruz. Bu konuda bir yönetmelik değişikliği gerekiyor. Yanınızda olmaya çalışacağız. Ama ikinci bir işi de görüyoruz. Hele pandemi döneminde önemini bir kez daha anladık. Altını bir kez daha çizmek istiyorum. Hoşgörünüze sığınıyorum. Benim meslek mensubumun mücbir sebebi var. Çalışanın işe girişini verememiş. Bunun altından kalkamayız. Onun için tek başına çalışmanın sorumlulukları var. Biz müsaade ediyoruz, yardımcı oluyoruz. İki kişi, üç kişi, bir bir oda bir araya gelelim. Tamam, ayrı ayrı işletmelerimiz olsun, büroları, çalışmalarımız olsun. Ama birimizin başına bir iş geldiğinde Allah göstermesin. Diğer ona yardımcı olsun. Birbirimizin gücünden faydalanalım. Birbirimizin sinerjisinden faydalanalım. Ama diğer tarafta da şöyle bir gerçek var. Başka bir gerçek. Eğer danışmanlık yapmak istiyorsak, kurumsal hizmet vermek istiyorsak, gerçek anlamda müşavirlik raporlama yapmak istiyorsak, daha yukarıdaki işleri hayata geçirmek istiyorsak, kurumsallaşıp güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Aksi halde müşavirlik hizmetleri, kurumsal firmalara verilecek hizmetler tek başına yapılacak hizmetler değil. O da olarak buna hazırız. Meslek mensupları olarak hazırız. Biz tüm meslek mensuplarımıza güveniyoruz. Biz Türkiye'de birçok itleri hep birlikte hayata hayata geçirdik. Çok hazırlıklıyız bu konuda. Hep birlikte, hep birlikte bunları aşacağız. İnanıyorum ki hep birlikte gelecekte bu mesleği ülkemizde hak ettiği noktaya getireceğiz. Meslektaşım hak ettiği saygınlığı görecek, görecek. hak ettiğimiz kazancı e, elde edeceğiz. Hep birlikte bu işlerin üstesinden geleceğiz diyorum. Gayretleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler başkanım. Başkanım bizim öteden beri markalaşmış bir sloganımız var. Ülke sorunlarını çözmeden meslek sorunlarını çözemeyiz diye. Ülkemizin geleceği için ne düşünüyorsunuz? Tabii şöyle söyleyeyim biz e, bizim yapımızı biliyorsunuz. E, e, biz olaylara toplumsal olarak bakıyoruz, mesleki bakıyoruz. Olaylara siyasi bir yaklaşımımız yok. Ama her yerde de söylüyoruz biz anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde e, bir meslek odasıyız. Bu ülkeyle ilgili sorunlarda da tarafız. Her zaman her yerde söylüyorum. Cumhuriyetten yana tarafız. Atatürk'ten yana tarafız. Demokrasiden yana tarafız. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana tarafız. Bu ülkenin ay yıldızlı bayrağının bu ülkede sonsuza kadar dalgalanmasından yana tarafız. Onun için de görüşlerimizi zaman zaman söylüyoruz. ifade etmeye çalışıyoruz. Bunları da siyaseten söylemiyoruz. Çok sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Sadece sıkıntımız sağlık değil, ekonomimizde sıkıntı var, siyasetimizde sıkıntı var, hukukta sıkıntı var, hukukta sıkıntı var. Bazı şeyleri yasayla kanunla da çözemiyoruz, yetersiz kalıyor. Kavga ortamının olmaması gerekiyor. Her zaman daha fazla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Türkiye'nin Türkiye çıkarları açısından. Kavga ortamının giderilmesi açısından konu bazen kimin haklı, kimin haksız, neyin yasal, neyin yasal olmadığından da çıkıyor. Zarar görüyoruz. Bunların önlemenin yolu toplumsal olarak hoşgörüyle bakmak, gelenekler yaratmak, görenekler yaratmak, sağduyulu olmak diyorum. Çünkü bu ülke bizim. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Hep birlikte aynı geminin içindeyiz. Aynı geminin içindeyiz. Atatürk'ün bize bıraktığı emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle, iş adamıyla, çalışanıyla, evdeki oturan kadınıyla hep birlikteyiz. Omuz omuzayız. Demin de ifade ettiğim gibi nefesimizin son damlasına kadar e, mesleğimize de, ülkemize de, e, bayrağımıza da, Cumhuriyete de demokrasiye de hep birlikte sahip çıkacağız. İnanıyorum ki yukarıdan aşağıya hep birlikte daha güzel, daha refah içinde, daha yaşanılan bir Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız diyorum. Diyorum hocam. Çok Başkanım, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizim evet meslek sorunlarıyla ilgileniyoruz. Ülke sorunlarıyla ilgileniyoruz. Ama camiamızın güzel yaptığı işlerden bir tanesi de Sosyal olaylara da cevap veriyoruz. Onlara da destek veriyoruz. Biliyorsunuz Hatay'da yanan ormanlarla ilgili Mali Müşavirler Camiası'nın bir kampanyası var başkanım. Bu konuda da duyuru yapar mısınız? Evet teşekkür ediyorum. Tabi tehditler fırsatları da yaratıyor yani tehdit olmasın diyoruz. Fırsatları biz yaratalım diyoruz ama bazen öyle olmuyor. İşte bir pandemi dönemi, pandemi döneminde başka bir tehlike gündeme geldi. Tehdit susuzluk gündeme geldi. Ben bütün dünya için söylüyorum. Türkiye için de söylemiyorum. Çevreye sahip çıkmazsak, yeşile sahip çıkmazsak, denizlerimize sahip çıkmazsak, dünya dünyanın atmosferiyle oynarsak gazlarla içecek bir damla bile su bulamayız değerli arkadaşlar. Değerli meslektaşlarım doğaya, çevreye sahip çıkmamız gerekiyor. Coğrafya itibariyle de sık sık orman yangınlarının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Mevcuta sahip çıkalım yeter. Yananın yerine yenisini koyalım. Hatay'da da talihsiz bir olay yaşandı. Bu yaraların sarılması gerekiyor. Özellikle çevreyle ilgili oynanan oyunların bozulması gerekiyor. Bu çerçevede de e, bu çerçevede Hatay Mali Müşavirler Odamız, İskenderun Mali Müşavirler Odamız, üst birliğimiz TÜRMOP ve Orman Bakanlığı'nın Kahramanmaraş'taki Orman Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa hayata geçirdiği bir proje var. İmzaladıkları bir protokol var. Biz de İstanbul Mali müşah, İstanbul'da yaşayan mali müşahiller oda olarak elimizi taşın altına koymak istedik. Çevre komitemize çok teşekkür ediyorum. Bu projeye bu projeye bir görsel hazırladı, bir çalışma başlattı. Bunu sosyal medyada sizlerle paylaştık. Yatırdığımız miktar hiç önemli değil. 10 lira bir fidan demek. Bizim de dikili bir ağacımız daha olsun. Biz çok duyarlı bir meslek grubuyuz. İban numaramız kamunun, Orman Bölge Müdürlüğü'nün İban numarasını sizinle paylaştık. Sizlerden ricamız sadece kendimiz değil çalışanlarımız, dostlarımız, ailemiz bu kampanyaya destek olalım. Mart ayı gelmeden yanan ağaçların tamamının yerine fidanlarımızı dikelim. Bir dikili daha ağacımız olsun, huzur içinde yatalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım fidan dikmenin tam zamanı. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Eh, ilave etmek istediğiniz hususlar varsa. Ee, çok, teşe 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 e, çok teşekkür Çok teşekkür ediyorum ee, yani iştenlikle bir e, program oldu e, Umarım sürçü lisan etmemiştiriz. E, ettikse affınıza e, sığınıyoruz e, sıcak çaylarınız için sıcaklığınız için çok teşekkür ediyorum e, başta halim hocam olmak üzere e, bu programa destek veren e, başta odamızın e, yönetim kuruluna çalışanlarımıza e, çok teşekkür ediyorum. Yeni yılda sağlıkla kalın diyorum. Güzellikle kalın kalın diyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli meslektaşlarım, başkanla gündemi konuştuk. Başkan ağırlamak ağır bir konu. Biz elimizden gelen çabayı gösterdik. Ama ilk ağızdan sorularımıza cevap aradık. Sorunlarımızı dile getirdik. Bundan sonraki süreçte de biliyoruz ki oda başkanımız ve yönetim kurullar üyelerimiz tüm ismo kurulları bu sorulara, sorunlara çözüm bulmak için çaba gösterecekler. Ben bugün yine kapatırken programı kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın diliyorum. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu serbest muhasebeci mali müşavirler odası.